Yazılı Yazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 2. dönem 2. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. İlk sorumuza başlamadan önce daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Bir duvar boyası ustası yapılacak bir boya için belirli miktarlarda boyaları karıştırarak yeni bir renk elde etmiştir. Kullanılacak mavi boyanın yeşil boyaya oranı 3 bölü 8, 3 bölü 5'tir elde etmesi gereken boya miktarı 800 gram olduğuna göre kaç gram yeşil boya kullanmalıdır? Şimdi çok güzel harika bir soru. Yıldız hak etti. Şimdi neyin neye oranı? Mavinin yeşil oranı 3 bölü 5'miş arkadaşlar. Tamam mı? Bunu bulduktan sonra şöyle yapacağız. Mesela maviye o zaman doğru orantı olacağından dolayı mavi bölü yeşil eşittir 3 bölü 5'ten doğru orantı olacaktır. Yani mavi boyadan 3K kullanılmışsa yeşil boyadan kaç K? 5K kullanılmıştır. Doğru orantılı olacak şekilde. E ardından toplam boya miktarı 800 gram deniliyor. Toplam boya miktarını e, cebirsel olarak söyleyecek olursak toplam boya miktarı 8K'dır. Ve 8K'nın 800 gram olduğunu biliyoruz. E o zaman biz buradan her iki tarafı 8'e bölerek K'nın 100 olduğunu bulabiliriz. K 100 grammış. Bizden istediği ne? Kullanılan yeşil, yeşil boya. Yeşil boya 5 kaydı, 5 çarpı 100'den 500 gram yeşil boya olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar basit. Size oranlar veriliyorsa bu oranı böyle yazın. Ardından K'lı şekilde, cebirsel ifadeli şekilde yazın. Sonra toplayın bunu. Toplayın, 800'e eşitleyin, verilen miktarı eşitleyin. K'yı bulun. Sonra istenilen ifadeyle çarparak onu bulmuş olun arkadaşlar. İkinci sorumuz. Buna göre mutfak için ayrılan alan kaç metrekaredir? 200 metrekarelik bir dairenin %35'i salon olarak, %25'i hol olarak kullanılmak isteniyor. Kalan kısmın %70'inden mutfak yapılması planlanıyor. Mutfak için ayrılan metrekare bize sorulmakta. Şimdi güzel bir sorumuz. 200 metrekarenin önce %35'ini bulalım. %35 ne demektir? 35/100 bölü 100 demektir esasında. %35'ini bulabilmek için 200'ü 100'e bölüp 35'le çarpmamız gerekiyor. 100'e bölüp 35'le çarpacağız. 100'e böldük buradan 2 geldi arkadaşlar. 2 geldi. 2 çarpı 35 kaç edecektir? 70 edecektir. 70'i salon olarak kullanıldı. Sonra %25'i de hol olarak kullanıyormuş 200'ün %25'ini bulalım. Bir de şu yolla bulabilirsiniz. Direkt 25 bölü e de çarpabilirsiniz. Zaten aynı mantık olacaktır. Buradan 2 geldi. 2 çarpı 25'ten de 50 gelecektir. 50 metrekarede hol 70 metrekare salondu. Sonra kalan kısmın %70'ini mutfak olarak kullanılıyordu. Kalanı bulalım o zaman. 70 buraya kullanıldı. 50 buraya toplam 120 metrekare kullanıldı. Geriye kalan 200-120'den 80 metrekare. Bu 80 metrekarenin %70'i mutfak olarak kullanılıyor. 80'in %70'ini bulun. Çarpı 70 bölü 100 diyelim. Sonra buradan sıfırları sadeleştirecek olursak 8 çarpı 7'den 56 metrekarelik bir e, neyimizin, mutfağımızın olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar basit bir soru. Öncelikle soruyu anlamanız gerekiyor. Anladıktan sonra zaten soruda herhangi bir zorluk söz konusu değil arkadaşlar. Kanalımız adına çok önemli bir duyuruyla videomuzu bölüyoruz. Yazılı mısın kanalımıza ait sadece yazılı soruların oluşan 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan kitaplarımız satışa çıktı. Kitabımızı inceleyecek olursak öncelikle kısa ve öz ders notları bizleri karşılıyor. Ve sonrasında her bir ders ait eşsiz üçer adet yazılı örneğine yer veriyoruz. Sizden cebini düşünerek de birinci ve ikinci yazılarımızı tek bir kitap yaparak çıkartıyoruz. İşler şubelerinden kitabımızı temin edebilirsiniz. Üçüncü sorumuz D1, d 2 paralelmiş. D3 ile D4'e paralel olmak üzere A, B, C açıları verilmiştir. Buna göre A artı B artı C kaçtır diye sorulmakta. Paralellikle alakalı bir sorumuz. Şimdi buraya bakacak olursak, e, öncelikle şu açının da 60 derece olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü çapraz açılar, bunlar paralellik söz konusuysa paralel olunca buradaki açılar iç ters e, ters açılar birbirine eşit olacaktır. E, burası da 60 derece olacaktır. Burası ile burası yöndeş olacağından dolayı veya şurası, şura ikisi birbirine yöndeş olacağından dolayı C açımız da 60 eşit olacaktır paralellikten dolayı. C açısı 60 derece. Onu bulduktan sonra devam edelim. Şurayı bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Buranın tamamı e, nedir? Bütünler açıdır ve bütünler açı olduğu için 180'dir. 180'den 60'ı çıkaralım. 120 derece. Şurası da 120 derece. Burası ile burası da birbirine eşittir paralellikten dolayı. E buradaki neydi? E B miydi? B'ydi. B de buradan 120 derece gelmiş oldu. Geriye A'yı bulmak kaldı. A da gene C'ye eşittir ve aynı zamanda buradaki açımıza eşittir. Bunlar yöndeş açı olduklarından dolayı A'mız da 60 derece gelecektir. Ve hepsini toplayacak olsak 60, 60, 120, 120 daha ekledik. 240 derecelik toplamın olduğunu söyleyebiliriz. A artı B artı C ifademizin. Devam edelim. Yanda bir ABC'de EF düzgün altıgeni verilmiştir. Buna göre EBD açısının ölçüsü kaç derecedir deniliyor. Şimdi öncelikle düzgün altıgenin bir e, iç açısının ölçüsünü bulmak gerekmekte. Bunu nasıl bulabiliriz? Cevap 120'dir. Eğer bunu ezbere bilmiyorsanız şu şekilde yapacaksınız. Şimdi öncelikle e, düzgün altıgenin dış açılarına bakacaksınız. Kaç tane dış açısı var? 6 tane dış açısı var. Gördüğünüz gibi bunların hepsi dış açıdır şu an göstermiş olduklarımız. Ve dış açıların ölçülerin toplamı birbirine ölçülerin toplamı 360 derecedir ve birbirine eşittir. O zaman birini bulmak için 360 bölü 6'dan yaptığımızda 60 derece bir dış açısının ölçüsüdür. Dış açısı burasıdır ve buranın toplamı e, 120, e, 180 olacağından dolayı bütünlerdir. E ondan dolayı e, 120'den 60'ı çıkardığımızda burayı e, düzeltelim. 180'den 60'ı çıkardığımızda 120 derece iç açısını bulmuş oluyoruz. Bir iç açısının değeri 120 derecedir. Bizden istediği x ve düzgün altıgende her kenar yani şuradaki kenarların hepsi birbirine eşit uzaklıkta. Buradan da ne çıkıyor? İkiz kenar üçgen çıkıyor aslında. Oradan da ilerleyebiliriz. Veya oraya da gerek yok. Direkt şuranın 90 derece olduğunu da biliyoruz arkadaşlar. Ee, sonra devam edecek olursak şurada bir dikdörtgen çıkıyor. Oradan da yola çıkabiliriz. Yol, e, oradan da gidebiliriz. Hatta oradan gitmek daha mantıklı olacaktır. Bir, iç açısının ölçüsünü 120 olarak bulduk. Burada iki tane iç açının ölçüsü var. Ve şurada da diğer iç açıların ölçüsü var. Ve şu şekle baktığımızda bu şeklimiz nedir? Bir dörtgendir. Ve dörtgenlerin iç açıların ölçümü kaç derecedir? 360 derecedir. Ve bunlar birbirine eşit olmak zorundadır. Çünkü bakın şu kenarlar birbirine eşit olduğu için bu iki açının ölçüsü birbirine eşit olacaktır. O zaman şu 120'leri toplayalım. 240 360'dan 240'ı çıkaralım. Kaç kalıyor geriye? 120 derece kalıyor. Bu 120 dereceyi bu ikisine paylaştıracağız. Buna 60 Buna 60 gelecektir. E Buradan zaten bir diklik söz konusu olacağından dolayı burası 60 ise x'e de kaç kalıyor? 30 derece kalıyor. x eşittir 30 derece. Bu kadar basit. Beşinci sorumuz. Yanında abc, d paralel kenarı ve df, klm, n düzgün altı gene verilmiştir. Buna göre x y kaç derecedir diye bizlere sorulmakta. Gelin birlikte bakalım. Biz neyi biliyoruz? Yukarıda da yaptığımız gibi altıgenin bir iç açısının ölçüsünün 120 derece olduğunu biliyoruz. Hatta bir dış açının ölçüsünü direkt bulmuştuk 60. Ondan dolayı x'i direkt 60 olarak söyleyebiliriz. Çünkü x bu altıgenimizin dış açısının e, birisidir. Dış açılarından birisidir. A, 60 derece olarak bulmuş olalım. Sonra iç açısı 120 dereceydi altıgenin. Burası 120 olacaktır. Sonra paralel kenarın bir özelliği var. Şuradan U kuralı ortaya çıkmakta. Ve U kuralı da diyor ki Buradaki iki açının ölçüsü 180 eşit. A artı B eşittir. 180 derecedir diyor. O zaman biz e, bir burayı 120 derece buluyoruz. Y'yi istiyoruz. E, Y'yi bulmak için ne yapacağız? 180'den 120'yi çıkaracağız. 60 derece gelecek. Bu da Y'nin ölçüsü. Bizden istediği ikisinin toplamı 60 artı 60 kaç eşit olur? 120 derece olmuş olur arkadaşlar. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 6. sorumuzda devam edelim. Asya kardeşinin çizdiği ev resminin kenar uzunluklarını cetvelle ölçmüştür. A B E F bir paralel kenar BCDE bir yamuk ve FKLD ise bir dikdörtgendir. F4 cm, ED 6 cm, DL 5 cm, BC 2 cm ve CM 3 cm'dir. Buna göre çizilen evin alanı kaç santimetre karedir diye sorulmakta. Öncelikle şuradan gidelim. Açılar zaten yani uzunluklar burada verilmiş. Öncelikle şu dikdörtgenin alanını bulalım. Dikdörtgenin alanı nasıl buluyoruz? Kısa kenarı ile uzun kenarı çarparak. Uzun kenarımız buradan 6 artı 4'ten 10 santimetre. Uzun kenarımız 10 kısa kenarımız 5 ise birbirini çarpacak olursak. Buradan 50 santimetre kare buradaki dikdörtgenimizin alanı olmuş oluyor. Bunu bulduktan sonra geriye ne kalıyor? Geriye buranın ölçüsünü bulmak kalıyor. Şimdi burası paralel kenar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paralel kenar A, B, e, Paralel kenar olduğundan dolayı burası 4 santimetre ise burası da 4 santimetre olacaktır. Burayı da 4 cm olarak bulduk. Hani yamuğun alan formülünü biliyorsanız direkt burada uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bilmiyorsanız da o zaman ne yapacaksınız? Teker teker şurayı üçgenlere ayırırsınız. Buraya bir üçgen yaparsınız. Buraya bir üçgen olur. O şekilde de gidebilirsiniz. İşte buradan altı kalır. Burayı kalan boşlukları bulursunuz. İki tane üçgenimiz ortaya çıkmış olur. Böyle yapabilirsiniz. Veya yamuğun alan formülünü biliyorsanız oradan da gidebilirsiniz. Alt kenar artı üst kenar. 6 artı ikisini topluyoruz. Aşağısı 10 santimetre. İkisini topladıktan sonra yüksekliğimiz olan kaçla? 3 ile çarpıyoruz. Çarpı 3 sonra bölü 2 diyerek arkadaşlar. Buradan da e, yamuğun alanını formülünden de gidebiliriz. E bunu yapacak olursak 18, 9 buradan 27 gelecektir burası. Burası da buranın toplam alanıydı. E bize toplam evin alanını sorduğundan dolayı 50 artı 27'den kaç gelecektir? Tabi şurayı yanlış yaptık. Buradan 24 gelecektir. Orayı düzeltmiş olalım. 56 24'ten 74 santimetre kare bu evimizin e, alanı olacaktır. Dediğim gibi yamuğun formülünü bilmiyorsanız da ne yaparsınız? Şuradan dikdörtgen oluşturursunuz. Bu üçgenleri zaten buradan hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de e, yola çıkabilirsiniz. Devam edelim 7. sorumuz ile. Yamda verilen o merkezi çemberin yayının ölçüsü AB ADB yayı 292 derece olduğuna göre OAB açısının ölçüsü kaç derecedir deniliyor. Yay ve açı ile alakalı güzel bir sorumuz. Bu da hani güzel hap bir bilgi içermektedir bu sorumuz. Şimdi çember yayının ölçüsü bize veriliyor. Çember yayı neresi? ADB. ADB yani şurası bu nedir? Bir yaydır. Ve buranın ölçüsü neymiş? 292 dereceymiş. Mesela şunu uzatabiliriz. Şunu uzattığımızda burası 292 derecelik bir açı olmuş oluyor. E biz o zaman neyi bulabiliriz? Şuranın şu yay uzunluğunun ölçüsünü bulabiliriz. Çünkü neden? Buranın toplam ölçüsü 360 derece. 360 dereceden 292 dereceyi çıkaracak olursak 8 15'ten 9 çıktı 6. E, burası 0 oldu zaten. 68 derece olmuş oldu. Neresi? Burası. Burası 68 derece ise bizden istediğine x. eee ve şurada ne oluşuyor gördüğünüz gibi bir üçgen oluşuyor. Ve biz neyi biliyoruz? Açının görmüş olduğu yay ölçüleri birbirine eşittir. Yani yayımızın ölçüsü 68 derece ise buradaki açımızın ölçüsü de 68 derece olacaktır. Yani merkezden olduğundan dolayı merkeze çizilen bir açının yay ile kendisinin ölçüsü birbirine eşittir. Ve bundan sonra bu ikisi yarı çap olacağından dolayı yarı çap üçgenin her yerinde nedir? Eşittir. Eşit olduğu için buradan ikizkenar üçgen ortaya çıkacaktır. X'i bulmak için üçgenin iç açılan ölçüsü toplamı 180. Bundan 68'i çıkarıp 2'ye böleceğiz. 68'i çıkardığımızda buradan 2 geldi. 7, 112 derece gelmiş oldu. 112 derece bu ikisinin toplamıdır. Ve burası da X'tir. Yani 2X 112 olduğu için 112'yi 2'ye böldüğümüzde buradan kaç 56 mı sanırım 56 olması gerekiyor. Baktığımızda 56 evet 56 derece olacaktır. Buradan X'imizi 56 derece olarak bulduk. Bizden istediği neydi? OAB yani X'ti. Cevabımız buradan 56 derece olacaktır. Devam edelim 8 ile. Buna göre elde edilen şeklin çevresi kaç birimdir? Bir duvar tasarım için yandaki şekil oluşturulmuştur. K merkezi çeyrek çemberin yarı çapı 2 birimdir. 2 birim yarı çapları yazalım. L merkezi çem çeyrek çemberin yarı çapı 5 birimdir. 5 birim ve bunun ise 2 birimmiş gene merkezi çember. Sonra 50'den şeklin çevresi bizden istenilmekte. Öncelikle biz burada çemberin, dairenin çevresini bulmamız gerekiyor. Yani şuraları bulacağız. Şuralar kolay zaten. Şu uzunlukları bulduktan sonra geri kalan yerler kolay olacaktır. Çemberin çevre formülü nedir? 2 pi arkadaşlar. Bunu hepsi için yapacağız. Pi burada 3 alın demiş zaten. K için yapacak olursak K'nın çevresi için 2 çarpı 3 diyoruz. R, yarı çapı yani iki birimdi. iki birim. Bir de şunu unutmayacağız. Bu e, nedir? Çeyrek çember deniyor bunlar. Yarım olacak onu da düzeltelim. Bunların hepsi yarım çemberdir. Yarım olduğundan dolayı bunları ikiye böleceğiz arkadaşlar. Ve sadece şu çevreyi bulmuş olacağız. Bizim sadece şunu bulmamız şu toplam e, dairenin, çemberin çevresidir. Yarısını istiyorsak ikiye böldüğümüzde buradan 6 cm burası gelecektir. Tamam hepsini için yapacağız bunu. L için yaptığımızda da 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız 5 birim. Bölü 2 yarım çember olduğundan dolayı buradan 15 gelecektir. 15 santimetre de burası olacaktır. Burası M için bakacak olursak M zaten K'nin ölçüsüyle aynı olduğundan dolayı burası da 6 santimetre olacaktır. Bizden istediği şeklin çevresidir. Burası 6 santimetre burası 6 12 de ekledik. 27 cm e, dairelerin çevresidir. Bir de şuradaki çizgilerimiz var. 27 artı burası 2, burası da 2 yarıçap olduğu için ve burası çap oldu artık. 4 oldu. Burası da 5 10 oldu. 14 oldu. E, 14'e 4 ekledik. 18 buradan 30 45 olarak buradaki e, şeklimizin çevresinde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim 9. sorumuz ile. Yanda birim kareli zeminde o merkezde iç içe yerleştirilmiş iki daire dilimi verilmiştir. Küçük daire dilimi kesildiğinde oluşan renkli bölgenin alanı kaç birim karedir deniliyor. Şimdi şöyle bir çeyrek çember bize verilmiş arkadaşlar. Tamam mı? Bu çeyrek çemberden şurası kesilmiş ve geri kalan buradaki boyalı renkli yerin bizden alanını istemekte. Şimdi çemberlerin dairelerin daha doğrusu. Neyini bulacağız? Alanını bulacağız. Onun formülü pi r karedir. Pi 3 alın demiş zaten. O zaman büyük buradaki büyük çeyrek çemberimiz için hatta çeyrek çember dediği için bu alanı 4'e böldüğümüzde direkt çeyrek çemberin alan formülüne ulaşmış oluyoruz. Tamam şu büyük çemberden de şu küçük çemberin alanı çıkardığımızda boyalı kısmı buluruz. İlk olarak büyük çember için yapacak olursak büyük B diyelim hatta ona. Kaç birim yarıçapı? 1, Bir, 2, 3, 4 birim. O zaman pi yerine 3 yazalım. R yerine 4 yazalım. 4'ün karesini aldık. Bölü 4. Buradan 16. 3 çarpı 16 bölü 4. Sadeleştirme yaptığımızda 12 santimetre kare olarak alanı bulmuş oluyoruz. Bu büyük çeyrek dilimimizin alanıdır. Küçüğü bulalım. Küçük diyelim. Pi 3 aldık. Burada yarıçapımız 1, 2 olacaktır. Karesini aldık. 4 bölü 4'ten burası da 3 cm kare gelecektir. Aradaki fark ise bize bu renkli bölgenin alanını verecektir. 12'den 3'ü çıkardığımızda 9 cm kare bizim doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Devam edelim son sorumuz ile. Yandaki çizgi grafiği bir sinemaya gelen seyirci sayılarının günlere göre dağılımını göstermektedir. Buna göre 4 güne toplam kaç kişi sinemaya gitmiştir? Grafiği yorumlayacağız. 80 kişi artı cumartesi günü 60 kişi, cuma 80'di. pazar günü 100 kişi ve pazartesi günde 40 kişi gelmiş. Bunları toplayacak olursak buradan 14, 4 daha 8 elde var bir 280 kişinin sinemaya gittiğini görebiliyoruz. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Diğer videolarımıza da bakabilirsiniz. Videomuza da like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yazılayım.net adresimizi ziyaret etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.